Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyiciler. Ekonomik Boyut programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Değerli hocam, ekonomist Sinan Bayraktar'la beraber inşallah ekonomiye dair gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konularımız hemen hemen iş yaşamındaki işleyişler, şirket yönetimlerine değineceğiz ve sürdürülebilir iş anlayışlarını konuşacağız. Değerli hocam, Sinan Bayraktar'la beraber diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Sağ olun, hamdolsun. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Ha. Ee, haftanın önümüzdeki hafta için, yani biz haftayı bitirdik. Evet. Önümüzdeki haftaya başarılı çalışmalar diliyoruz herkese ama iş hayatı içinde dönen bir süreç var. Onları analiz etmeye çalışıyoruz. Malum Ahmet, ekonomi konuşuyoruz. Ekonomi ne kadar konuşabilirsek konuşuyoruz. Konuştuğumuz konular hep aynı. Belki o fasit dairede dönüp gidiyor ama bir yerde bir şeyler değişiyor yavaş yavaş. Bütün dünyada, küreselde ve bizde de farklı bir de var malum. Yani genel anlamda geçen hafta biliyorsun Türkiye'nin büyümesini konuşmuştuk. 5.7 kocaman bir büyüme geldi Türkiye'ye. ihracat bir önceki aya göre düşük de olsa 0.1 arttı. İhracat çok arttıramıyoruz. İthalat %4 arttı. Sıkıntı burada. Yani çok alıyoruz, az satıyoruz ve doğru düz para kazanamıyoruz. Evet. Ve bunu işte o parayla satmamız lazım. Ee, güven endeksinde de bir düşüklük var. Yani tüketici güven endeksi ölçümlerinde hafif bir gerileme var. O da ekonominin e, içinde yaşayan fertlerin çok memnun olmadığını gösteriyor. Şimdi genel anlamda baktığımız zaman ekonominin içine, Türkiye'nin malum hep şikayet edilen bir sorunu var. Hayat bağlılığı, emekli maaşları, mevcut Hı. maaşlar ve geçim dertleri. Bu hiç bitmiyor. Yani ben hep söylüyorum. Kriz var mı? Sürekli var. Kriz hiç bitmiyor. Krize göre yaşayan bir toplum bu toplum. Öğrendik. Hatta hatta son zamanlarda bence bence fiyat duyarlılığı da azalmaya başladı gibime geliyor. izlediğim kadarıyla. Yani yüksek fiyatlarla evet şikayet ediliyor ama Sanki o duyarlılık biraz e, alıştı gibi insanlar. Yani de çaya 25-30 lira verebiliyor, şikayet ediyor ama veriyor. E, benzin alırken ciddi paralar ödüyor, veriyor. 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 Bakıyorum yollar yine tıkanıyor. Şimdi bu bir ölçüm değil tabii. Hiçbir zaman geçen hafta da o verilerle dilimleri ayırıp anlatmıştım. Yani hı hı. Türkiye'de yaşamda bir takım gelir seviyelerinin farklılıkları ve kayıt dışı ekonominin getirdiği beslemeler var bu ülkede. Onlarla dönüyor bir takım şeyler. Neden dönüyor, nasıl dönüyor sebeplerine girmeyeceğim. Çünkü e, Türk insanı bu şekilde yaşamaya alıştı gibime geliyor. Enflasyonla yaşamaya e, alışmış. enflasyonla yaşıyoruz. Yani enflasyon yaşatır mı? Yaşatır tabii. Enflasyon canavardır. Yer bitirir ülkeyi, berbat eder. Birçok değeri öldürür. Yani kanser gibi bir şeydir ama Kesip atarsınız bazı şeyleri hani tek bacakla yürürsünüz gene tek kolla idare edersiniz. Öyle bir şey. Ama kol keser enflasyon. Bacak keser. Hı hı. Yani yerine konmayacak şeyler Saç, sakal tırışı gibi değildir. Ve dolayısıyla e, enflasyonun getirdiği bu rahatsızlık e, son yıllarda hat safhaya çıktı. Hepimiz rahatsız bundan. Her satın aldığımız şeyi bir hafta sonra aynı fiyata satın alamıyoruz. Uzun süredir. Hakikaten çok farklılaştı. Yani parayı öderken acaba kaç lira ödeyeceğim diyorsunuz. Kesin farklı fiyat çıkıyor. Bir evet. ayda. 15 günde. Çok ilginç olan bu. Yani hatta bu sabah yaptığım bir alışverişte sürekli aldığım şeyi <laughs> sürekli farklı fiyatta ödediğimi gördüm. Esnafta. Ve buna bağlı olarak da rahatsızlık yaratıyor. Ha mecbur muyuz? Evet bazı giderleri yapmaya mecburuz. Alıştık buna. Örneğin kişiler geçen bir iki sene evvel 3 bin lira kira verirken bugün 25 bin lira kira veriyorlar. Evet. Kendi gelirleri o kadar artmamışken ama veriyorlar. Çareleri yok. Kiracı ev sahibi tartışmaları hiç bitmedi. Ciddi şekilde problem halinde devam ediyor ve rahatsızlıklar maalesef ki mahkemelerde can kayıplarına kadar varan rahatsızlıklarla devam ediyor. Bunlar hep enflasyonun yarattığı kötü sonuçlar. Hı hı. Rahatsız edici sonuçlar ve dolayısıyla bu sonuçları birleştirdiğiniz zaman, bu şekle getirdiğinizde birbiriyle çarpıştığı zaman şiddet çıkıyor ortaya. Toplumsal şiddet çıkıyor ortaya maalesef ki. Çünkü <laughs> bu 9,5 veya 8,5-9 milyar insan dünyada bir takım şeylerde hızlı yaşamaya çalışıyor. Çok çabuk geçiyor günler. Ya nasıl geçti vakit anlamadık falan diyorsunuz. Saat 14 oldu nasıl oldu falan diyorsunuz. Geçen gün bir programda onu söyledim. Ambulans gibi yaşıyoruz artık. Hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Bir yere yetişmemiz gerekiyor. Çünkü içeridekini öldürebiliriz evet. diye koşuyoruz. Aslında alakası yok. Acil değil vaka belki ama biz buna alışmışız. Bu şekilde de devam edecek. Şimdi genel anlamda baktığın zaman ekonomide bu hareketler süratle devam ediyor. Yani sabah bakın şöyle büyük kentlere yukarıdan helikopterle, dronela herkes bir koşturmaca için. Dünyanın her tarafında öyle metropollerde. Herkes bir koşturmaca içinde. Anadolu'da veya kırsalda o kadar değildir. Biraz geç başlar hayat. Ama dünyanın bütün büyük metropollerinde hızlı bir koşturma. Nereye koşar bu insanlar? paraya koşarlar, ekonomiye koşarlar, yaşama koşarlar, işlerine koşarlar. Bir takım o imece gibi olan şeyleri yürütmeye çalışırlar. Genel anlamda budur. Bunlar da ekonomiyle döner. Genel anlamda e, ekonomik hareketlerle döner. Paranın peşine koşar insanlar. Hı hı. Sabah hani rızkını aramaya gider deriz ya toplum, dükkan kapısı, rızık kapısı herkes onu açar. E şimdi böyle bir hareketin içinde yüz yıllardır, bin yıllardır milyar yıldır avcı toplumlarından buraya geldiğinizde de bunu görürsünüz. Heh. Bir değişen bir şey yok. Yani hani bir karamsar anlamda söylemedim bunu. Bu böyle devam edecek. Ancak değerler değişecek. Geçim şartları farklılaşacak. E Türkiye Hakikaten zorlanıyor bu aşamada. İşte yaz aylarına girdik, önümüzdeki haftalarda kocaman bir ekonomik bayram var, kurban bayramı var. Ben ona ekonomik bayram diyorum. Koca bir paranın döndüğü, yani fakirlere yardım edildiği, hoş görünüm ve birlikteliğin devam ettirilmeye çalışıldığı, maalesef ki dünyadaki bu kargaşa ve kaosun içinde bir hoş seda bırakabilmeye çalıştığı bir Kutlama olacak kurban bayramı. Büyük de bir para dönecek hayvan ticaretinde. Türkiye'de Bayağı nakit, değil. genelde nakit olarak dönüyor bu para. Hı hı. Müthiş bir şekilde para arzı dönmesi lazım. Vadeli dönmüyor. Yani kurbanın e, dinsel esaslarında bu vadeli satın alınmaz. Faizle para çekip de kurban gidip alınmaz. Dolayısıyla büyük oranda bir para dönecek. Milyarlarca e, dolar veya euro veya Türk lirası. E, şimdi kocaman bir e, şey ticareti. Ee, hayvan ticareti olacak. O da yansıcak piyasalara. Yolcu elektrik olarak gelecek. Yani nakdin olmadığına bahsettiğimiz bir dönemde, parasal sıkışmanın olduğu bir dönemde o paraların elimizdeki mevcutlarla bankalardan çekilip veyahut altın veya döviz olarak bozulup kurban parası olarak sisteme girmesi gerekiyor. Girecek. Hatta önümüzdeki haftalarda kurban bayramından sonra o değerler yansıcak piyasaya. Hı hı. Genel anlamda bu var. Şimdi beklentimiz o. Ama çok ciddi bir şekilde maliyeyi takip ediyorum. Ciddi vergi kanunları geliyor. Canımızı yakacak o biraz. Acı <laughs> reçetenin en acısı ve tuzlusu zannediyorum geliyor. Ve şu anda dolaylı ve olarak birçok vergi uygulamaya girecek. Şu an zaten Mehmet Şimşek birçok vergi kısıtlamaları olsun, işte kemer sıkma politikası diyelim e, uygulamaya başladı ama etkileri görülüyor mu hocam? Yani, yani Mayıs ayında mesela şu an pik noktaya çıktı. Tabii tabii bundan enflasyonu sonra biliyorsun. Pik. Enflasyon pik. 73, evet. 75 evet. Pik noktaya çıktı. Evet. Yani bu kadar kemer sıkma politikasında bu kadar çıkması doğru mudur? Doğru. Ama bundan sonra da diyor ki düşecek diyor hani. Doğru Mayıs çıkacak. Pik. Ondan sonra düşer diyor. Hani ama baz eski etkisi dediğimiz bu? o bir, bir laf vardır ya. Baz etkisiyle Hı. düşecek biraz. Zaten normal olarak enflasyonist değerlerde geçen seneden bu yana <laughs> yüksek olan bugünkü geçen sene %100 olan bugün 70 olan bir değerde 20-25 puan aşağı gelecek o. Evet. Bir bir yerde de düşecek geçen gün daha yeni geçen hafta hafta içinde yaptığı bir konuşmada Cevdet İlmaz'la beraber etkilerini görmeye başladık. Sıkılaşma ve para politikası konusunda yaptığımız bütün değerlendirmelerde doğru sonuçlar almaya başladık. Bunun yaz aylarından sonra görülmeye başlayacağını da söyledi. E bunların bir tane etkisel olarak durumu zaten yansıdı Merkez Bankası rezervlerindeki artış. Evet. Ama Merkez Bankası rezervlerindeki artış o kur korumalıdan ve diğer yerlerden çıkan, dövizden çıkan paranın oralara gitmesiyle oluyor. O döviz ve Türk lirası ayrımında. E, tabii faiz oranlarının yüksek olması şu anda, mevduat faiz oranlarının paranın orada park etmesine sebep oluyor. Para Hı -hı. park ettiği zaman ne oluyor? Büyük oranda alışveriş durmaya başlıyor, erteleniyor. Yani araba ticareti, ev ticareti gibi fiyatlarda çöküşme oluyor. Örneğin evlerde fiyatlar biraz aşağı doğru geliyor. Bugün de biraz baktım. Hı -hı. Şu Haziran ayında otomotiv sektörleri artık fiyat Hı -hı. güncellemesine gidiyorlar ya hocam yarısından sonra. Çoğu 100-150 bin, 200 bine hatta 250 bine varan indirimler. Söz konusu. Yani araç fiyatlarında evet, evet. da bir düşüş. söz konusu. Düşüş var. Bir de şey var. Avrupa Birliği'nin geçen gün onu da bir etüt ettik. Konuştuk otomotiv sektörüyle. Bu araçlardaki bir takım donanımsal şeyleri Avrupa Birliği zorunlu tutmaya başlıyor. 2024'ün sonu 25 başı. E, şu andaki ellerindeki mevcut stokların e, yetersizliği hmm. nedeniyle trafiğe çıkışlarında problem olacak onların. Onları eritmeye çalışıyorlar. Yeni model şeyler gelecek. O arabalar artık satışa çıkamayacak gibi. Çok onları eritmeye çalışıyor. Bunun etkisindendir o zaman. E, onun ben etkisindendir aa. o. Yani birinci <laughs> el ilk sıfır arabaların fiyatlamasında bir e, şey var. E, kampanya ve indirimler var. Onun için evet. ikinci el durdu. Orada bir Avrupa Birliği'nin normlarında bir değişim var. Onu elektrikliğe geçiş geçme, işte bir takım şeylerde karbon üretme gibi şeylerinde değişiklik olduğu için standartlarda o tip arabalar gelmeyecek. Bunları tüketin dedi bayilere üre, ve indirim hı hı. yapıyorlar ellerindeki stoklara. Bu arabalardan gelmeyecek size. Ve alınanlar da düşük fiyatlarla salın piyasaya dediler. Mesela elektrikli de, de aynısı oldu. Bir marka 2025'te elektrikliğe geçiş kararı alınca Avrupa'da elindeki şeylerin fiyatını yüksek kaldı. Elektrikliğe sübvanse ettiler. Benzinlerin fiyatı hepsini Türkiye'ye gönderdi. O model Türkiye'de çok sattı. Marka vermeyeceğim şimdi. Çok fazla gördük modeli. Sebebini sorduğum zaman ya ne oluyor? Niye bu araba fazlalaştı? Bütün o stokları buraya, aktarmış. buraya aktarmışlar. Çünkü kendisi elektrikliyle vatandaşını teşvik ediyor. Diyor ki benden elektrikli alın. Tabii bu piyasaları çok oynatacak. Yani ne kadar tartışma olsa da otomotiv sektöründe ciddi şekilde dinamo taşları oynuyor. Ve otomotiv ihracatın bizde de çok önemli tarafıdır. Artı istihdamın önemli tarafıdır otomotiv fabrikaları. E burada bir takım şeyler çıkacak ortaya, dinamik değişiklikleri. Bunu da ekonomiye direkt yansımalarıyla göreceğiz Ahmet. Yani önümüzdeki dönemlerde gayrimenkullerde biraz yansıdı. Hı hı. Şimdi şey bekliyor, ev sahipleri ve müteahhitler satmıyor. Sattığı zaman düşük fiyat, e, alıcı da şunu bekliyor. Bankada faizde param var. Dönsün bekleyin bakayım ne olacak. Onu bekliyorlar. Yani e, bu yaz aylarında yine durgun gider bir takım şeyler. Artı bir de e, görünmeyen kalemlerden turist fazlalığı girince nakit harcayan turist özellikle Orta Doğu ülkelerinden biraz döviz girdisi olacak ülkeye. Onun da biraz baz etkisiyle enflasyonist ortamda düşüktük bekleniyor. Ama Türkiye'nin hani diğer konularımıza daha giremedik belki ama ee, devam edeyim istiyorum. Ee, Türkiye'nin ekonomik durumuna baktığımızda asgari ücret belki dolar bazına baktığımızda Avrupa'ya göre çok düşük. Diğer şartlara göre çok düşük ama ee, fakat Türkiye çok pahalı bir ülke değil mi hocam? Çok pahalı. Bugün Hatta geçen gün yabancılar geldi. Bir yabancılarla temas ettim ben. E, dün de üniversite günü. E, çok pahalı bir ülke dedi. Evet. Yani, yani dolar bir bazına yemek, yerken harcama yaparken çok pahalı. Çok pahalı dedi. Yani bir şey alıyorlar. Bizim oradan pahalı dedi. Orası, Körfezi'nden gelen birileriydi. Çok pahalı dedi bir takım ürünler. Hakikaten pahalı. Avrupa'dan gelince de. Evet, Avrupa'dan gelince ki, de yani. Şeye e dolar rağmen. Dolar bazına bakmanıza he, rağmen. Ona rağmen. Yani ona rağmen. Euro pahalı bazına da, bakmanız evet. bakmanıza rağmen pahalı. Evet. Yemeğinden tutun kıyafetine kadar bugün e, birçok sektör acayip derecede pahalı. O Kesinlikle. yüzden şu an Türkiye'de e, bilmiyorum son dönemlerde çok denk geliyorum. Buraya gelen yabancı turistler işte Türkiye çok pahalı olmuş eskisi gibi değil. Evet. deyip bunu etkiliyordu. Yeni, da büyük yeni duydum aynısını duydum Ve, çok pahalı. E, şu an o turistik bakımdan baktığımızda Mısır, işte ya da Endonezya gibi ada ülkeleri, Yunanistan gibi e, biraz daha şey ülkelere talep arttı. Hatta Türkiye'den bile iç turist diyebileceğimiz evet. kişiler bile evet. şu an. İşte Yunan adalarına. Evet evet, evet. Işte ne bileyim Mısır'a. Evet, evet. Çünkü geçen bakalım dedim hani bir araştırma da yaptım. Misalen söylüyorum. Bir ülke dolaşmış olacaksınız Mısır'a giderseniz. Evet, ee, evet. ve hani sahilleri de güzel eğer şey önermiyorum. Bu ayrı bir mevzu da. Sahil istiyorsanız, denizi de istiyorsanız güzel bir yerde işte 8 gün kaldığınızda güzel bir otelde 32 bin liraya falan tekabül ediyor. Uçak bileti de dahil olmak üzere. Dahil olmak üzere, olmak üzere. kesinlikle. E, Türkiye'de bu 60 bin civarlarına falan tekabül evet. ediyor. Yani hem ben bir ülke görmüş olacağım. Evet, evet. Hem bilmediğim yerleri, kültürleri öğreneceğim. Kesinlikle. Hem tatilimi yapacağım yarı fiyatına. Şu anda e, bu araştıran. beni bile cezbediyor. Kesinlikle. Tatile gidecek bir adamı hayli hayli cezbeder. Yurt dışına tur talepleri çok artmaya başladı. Sebebi evet. de bu. Yani yurt içindeki turizm çok pahalandı. Yeme içme çok pahalı. Yani kiraladığınız kaldığınız yerde biraz sonra şirketleri falan konuşacağız. Neden böyle oluyor diye. Hı hı. Yurt dışı gerçekten ucuz kalmaya başladı. Bu kurlara rağmen. E, dolar çok yüksek gitmiyor. Ve bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Geçen gün havaalanından bir yere kadar bir fiyat yaptık. Yabancılar söyledi. 1250 lira para verdik. Yaklaşık köprü de geçildi. Ne kadar? 50-60 kilometrelik bir yol. 60 kilometre de yoktu. 40. Adam dedi ki pahalı birim bazında yani 1250 lira, 1250 birim. E şimdi şeye bakıyor 1250 önemli bir rakam, binli bir birim. Yani 1000 euro kocaman bir paradır, maaştır Avrupa'da. Hı. Ona bakıyor yani bizimki e siz ne kadar kazanıyorsunuz dedi. Şimdi benim bunu ödeyebilmem için 50 bin 100 bin arasında bir gelir elde etmem lazım bu şeyi kullanabilme açısından dedim ona. E var mı o geliriniz yok dedim yani dolayısıyla zorlanacaksınız dedi adam. Şimdi buradan olayın aslına geliyorum. Yani e bizim bu aşırı pahalılaşma birbirinin o geçen hafta konuştuk ya tetikleme etkisinden de geliyor. Evet. Yani otomatik yapılıyor. Küçük esnaf e ne yapayım yerine mal koyamıyorum diyor ikinci aldım. Herkes birbirine bakıyor da o oluyor burada. Enflasyonun %70 aldığı yerde %150 artış olur mu? Olmaması lazım. E peki neden oluyor? Şimdi şunu söylüyor esnaf. Tüccar diyor ki ben veyahut işte son satıcı, perakendeci malı sattım yerine koyamıyorum. Doğru. Çok iyi anlıyorum onu. Satıyor yüzlük, yüz birimlik malı. Tekrar satın alma yaptığı zaman, tedariğe geldiği zaman o yüz birimdeki aradaki yüzde yirmi, diyelim ki 80 liraya aldı malı. 100 liraya sattı, yüzde yirmi kazandı. Bitti mal, Tekrar sipariş verdiği zaman yeni gelecek malı 100 lira yani. 110 satış fiyatından geliyor. O da 110 lira yapıyor malımızı veya 120 lira yapıyor, 180 lira yapıyor. Çünkü aradaki o fiyat farkı sürekli rahatsız ediyor. Tedarikçide de bu var. Yani büyük işletmelerden yukarıdan aşağı gelen bir baskıyla ilk tedarik, üretiminden ham maddeden sonuçta perakendeye giden bir zincir var. Bu zincir tedarik zinciri. Bu zincirin Birçok halkası kafadan zam yapıyor. Maliyet muhasebesi yapmadan yapıyor maalesef ki. Hı hı. Şimdi kendini koruma nedeniyle yapıyor. Hak veriyorum bak, hak vermiyor değilim. Koruma nedeniyle yapıyorlar. Ancak tabii bunun yansımaları çok kötü gelecek önümüzdeki dönemde. Abi, %100. Şimdi fiyatlar şişecek, şişecek, şişecek. Enflasyonda da stagflasyona doğru gider. O stagflasyon dediğim zaman yüksek enflasyonla beraber durgunluğa gider. Türkiye hala girmedi. Çok hı hı. ilginç bir şekilde. Mesela Avrupa'da pandemide yüksek enflasyon 7,5-8 olurken... Onlar bir noktadan sonra Amerika'da mesela 7.5'a 8'e çıktığı zaman stagflasyon başladı. Satın almama başladı. Durdular. Ben bu fiyatları alamıyorum. Çünkü maaşlarına zam gelmiyor. Hı -hı. Ücretleri aynı ücret. Yaşam değerleri aynı. Ama ürün markette raftaki ürün bugün Almanya ondan şikayet ediyor. Mesela diyor ki ben hala 1200 euro aylık alıyorum. Ama markette benim aldığım o 500 liralık 500 euroluk genel gelir 600 euro 700 euro oldu. Evet. 200 euroluk bir artış beni rahatsız ediyor diyor çünkü benim maaşımda yok. Biz yansıtıyoruz. Asgari ücrete zam, işte veya işçiye zam, vermezsen giderim, yapmam gibilerinden. Bir de kayıt dışı ekonomide farklı kazanan paralarla bu devam ediyor gibime geliyor. Hı hı. Evet. Yani neden durmuyor? Şimdi şey de ondan şikayetçi. Maliye yönetimi de. Yani tüketimi e durdurmamız lazım diyor. E durmuyor tüketim. Ne yapacaksınız? Yani nasıl Yapmamız yapacaksınız? Lazım. Ne yapmanız lazım? Şey, internette e-ticaret şey, e süratle devam ediyor. Nasıl durduracaksınız onu? Ha şunu yaparsınız. Kredi kartlarındaki taksitlemeyi kesersiniz. Limitleri daraltırsınız. Herkesin limitini kesersiniz kimse alışverişe edemez e ne olur bu sefer? Yani o kadar kötü ki şeye döner, tüccar tarafına döner. Mal satamayacak. Evet. E mal satamayınca işçi çıkaracak. Tek yaptığı şey vergilerini ödeyemeyecek. İflaslar ve acizler başlar. Şimdi iki dengeyi de muhafaza etmeniz gerekiyor maalesef ki. Yani ekonomi böyle bir olay. Yani ekonomi de hiçbir zaman bu denge Türkiye'de e, tüketici lehine dönmeyecek. Açık söylüyorum. Yani ben görmedim bu yaşıma kadar. Sizin çocuklarınız belki görür İnşallah görür iyisini. Bir dönem yaşadık. Yüzde altı buçuk yedi enflasyonu. Ondan sonra bir daha da görmedik. Bakın 2018'e kadar, 2017'lere kadar geldi. Stabil böylesi böyle sübeyle, dengeli bir şekilde 40'larda, 30'larda devam etti fiyat artışı. Ama 2018 pandemi. Ya maalesef ki Türkiye'nin kötü kaderi deprem. Evet. Kocaman bir para harcaması. Bütçeden çıkan büyük bir para. Hmm. Bir depremden beten EYT bir depremden beter EYT. Açık söylüyorum ya, deprem beter, depremden beter, ikinci bir deprem EYT. E onu da çıkarınca kızıyor bana EYT'liler. Ya yani ne oldu? On bin lira maaş aldınız, emekli oldunuz. E ne oldu? E ne, nereye gittik? Yani gittiğimiz yer neresi? E dolayısıyla e, ne ne kadar devam ettireceğiz bunu? Mümkün değil devam Hı -hı. ettirmemiz. Ve bu süreç devam etmez. Bu dönüyor işletmelerin sıkıntısına. Büyük oranda ben işletmelerin içindeyim. ya yani iki taraf da dertli. E yani. Nasıl çözeceğiz onu? Bakın hukukta devlette büyük bir dert var, büyük bir sıkıntı var sokakta. Hep tartıştığım, benim hep söylediğim bir şey. Ya hocam taktın ona diyorlar. E takacağım tabii. Ceza muhakemeleri usulü kanunda yumuşatma yaptılar. 12 Eylül'den sonra işkenceyi engelleyelim dediler. Sokak bu halde. Hı hı. Herkes birbirine şiddet uyguluyor. Yalansa söylesin ha beni dinleyenler hepsi. Neden biliyor musunuz? Ceza yok. Birine dokunuyorsun hemen savcıya gidiyor. E tamam insan hakkı evet doğru kabul ediyorum. Ancak bunun bu şekilde olmaması lazım. Dünyanın diğer ülkelerine bakın ceza uygulamasında çok farklı şeyler yapılır. Bugün şirketlerde de aynı şeyle. Vergi kaçırmada ve diğerlerinde aşırı ceza yoktur. Avrupa'da, Amerika'da vergi, vergi en büyük suç. Evet. Biz, biz bakın geçenlerde şey yarattık kendi kendimize biliyorsunuz. Sistem pahalılaşınca kendi kendimize model çıkardık İBAN'larla. <laughs> İBAN ödemeleri modeli çıktı. Hı hı. Herkes IBAN satın aldı. Bilmem ne yaptı. Çünkü neden biliyor musun? Post makinelerinden post geçirmesin. Banka komisyonu yüksek. Bir de oraya %4 ödeyeceğim. Ne çekeyim kredi kartını? Nakit almıyorum. Nakit ödeyeyim. Şey, kredi kartı ve şey yok kullanmıyorum kredi kartı. Nakit ödeyin bana dedi. E nakit yok cebinde ne yapacaksın? İban numarasını cama yazdı. İBAN numarasını gönder. Gördü. anında geçiyor bankadan. Sistem kolaylaştı. Parayı gönder. Herkes kendi banka işlemini cebinden kullandığı için ee, İBAN müthiş bir, iki gün bir bekleme, vergi kaça. Bir iki gün bekleme durumu yok. Yoksa bir, yok tabii. Direkt nakit. iki gün POS'in işte banka komisyonunu yüzde dört peşin ödüyor. Orada komisyon kesecek. Yüzde dört eksini alacak. İBAN diye formülü Türk milleti anında üretti. Hemen orada bütün camlarda İBAN numarası, kare kod Teknolojiyle çabuk kullanıyoruz, karekat koydu, okutuyorsun, şak diye iban geliyor telefonuna, iki saniyede transferi yapıyorsun, 100 lira 200 lira, yemek yiyeceksin, ibana gönder diyor. Şimdi ne oldu Ahmet? Dolayısıyla insanların bir şeyden normal otoyoldan çıkarıp yan yola alıyorsunuz. Yan yola gittiği zaman ağaçlık bölüme giriyor, orada karanlık orası istediği şeyi yapacak ve dolayısıyla devletin devlet olarak denetleyici ve hüküm verici olarak. Hı hı bu Kuranların içinde hareket etmesi lazım. Ondan sonra dönüyoruz. Ya şirketler verimli değil. Benim uğraştığım alan o. Evet. Ben de onu yani. soracaktım. Yani şimdi hep tüketici bakımından baktık ama e, şirketler bazına baktığımızda hocam e, çok fazla bir kendi sorunlarımı söyleyeyim. E, %100'e varan e, bir kar marjı uygulamaya başladılar. Belki enflasyondan kaynaklıdır. İşte yarın bunu alamam diye kendisine de bir e, tampon Bölgesi seçiyor diyebilirim. Bir bunun sebebi var. İkincisi son dönemlerde satışlarda yani evet satış hala devam ediyor ama eskisi gibi bir satış söz konusu değil. Ha, faiz yemeyenler ya da diğerleriyle tüketmeyenler şu an belli başlı şeylerinden kısıtlamaya gitti ve şirketlerde de e, bunu yapabilelim gibi bir durumları yok. Yani ekstra çekebilelim. Yani şirketlerin bazı sorunları var. Şirketlerin Şirketler çok nasıl var. yönetmeli bu ha. süreci? Bir şirketlerde ne gibi hatalar oluyor bu süreçlerde? Ama çok mi? ilginç, çok üzerinde durulması gereken bir konu. o... Gerçekten, hakikaten Türkiye'nin belki de o tarafa dönülmemesi, yani çok fazla irdelenmemesi Türkiye'yi daha farklı problemlere doğru götürecek bana göre. Şimdi bugün yasalarımızla, Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlarla, borçlar kanunu olsun, medeni kanunu olsun, şirket evet. yönetim modellerinde bu kanun hükümleri, vergi kanunlarıyla beraber hareket eder. Hı hı. E ben şunu iddia ediyorum. Özel sektör olmasa Türkiye ayakta duramaz. İddia ediyorum. Özel sektör tutuyor Türkiye ayakta. Şirketler istihdamla, ücret yapısıyla, kazançlarıyla, vergileriyle onlar ayakta tutuyorlar Türkiye'yi. Devlet harcayıcı, çekici. Sünger gibi üretiyor işte kamu harcamaları dedik, bağırdık, çağırdık, kısalım dedik. Şirketler büyük bir güç üreterek, dayanarak, mevcudu korumak üzere büyük fedakarlık yapıyorlar. Ancak, ancak 100 yıllık cumhuriyetimizde bizim maalesef ki sürdürülebilirlik kelimesinde şirketlerimiz başarılı değil. En büyük problem burada bir yönetimsel, iki finansal, üç çevresel. Yani hı hı. habitat'tan gelen bir sorun var, Cev çevreden gelen o sistemin bastığı dış etkiler diyoruz ona şirketleri yoruyor. Şimdi vergi kanunlarınız var. E, i̇kide bir oynuyorsunuz onlarla. E, i̇şte KDV'ler var. İkide bir oynuyorsunuz onlarla. İstihdam var. E, asgari ücret var. Bunların evet. hepsi şirketleri ilgilendiren direkt konular. Asgari ücrete zam yapıyorsunuz. Örnek veriyorum. Yüzde altmış. Bir işletmenin maliyeti yüzde altmış artıyor. Otomatik olarak. Otomatikman artıyor yüzde altmış. Yani işçi karşısına dikiliyor. İkinci tehdit geliyor. Asgari ücretten ücretlendirilmiş kişilerin bir üstündekiler asgari ücrete denk geliyor ücretleri. Onlar da diyor ki bizimkini de arttır. Arttıracaksın. Ben de geçinemiyorum diyor. Bu sefer çarpan etkisi yukarı kadar gidiyor. Genel müdüre kadar. Ve yoruyor işletmeleri. Ne oluyor? İşletmeler mevcut karlarından fedakarlık etmek zorunda kalıyor. Hı hı. Evet edebilir. Belki Türkiye'deki işletmelerin karlılıkları yüksek olabilir. Her işletmenin karlılığı farklıdır Türkiye'de. Veyahut Aynı iş kolunda düşünün siz bardak üretiyorsunuz. O da bardak üretiyor. Buranın karlılığı yüzde 40, buranın karlılığı yüzde 20. Nasıl olur diyorsunuz? İkisi farklı kulvarda çalıştığı için farklı muhasebe bir takım etkenleriyle veya farklı tasarruf tedbirleriyle veya farklı uygulamalarla karlılığını yüksek tutabiliyor. Öbürü yetişemiyor ona. Sıkıntı şimdi şurada. Bir şirketlerin en büyük problemlerinin başında yönetimsel etkiler var. Türkiye'de Bakın ortalama olarak bizim 100 yıllık cumhuriyette ortalamamız 14,5 yıl. Türkiye'deki işletmelerin ortalamasıdır. Sorulduğu zaman neden dendiği zaman çok düşük değil mi? 14 yılda bir şirket açılıyor kapanıyor Türkiye'de. Kapan. Ha var 50 yıllık 60 yıllık firmalarımız var. 100 yıllık firmalarımız var. En eski firmamıza bakın bir sanayici değildir. Şekercidir. Sürdürülebilir Yani şekerci de şey en eski firma. Sürdürülebilir değildir. İçinde yönetimsel modeller vardır. Yönetimin hataları vardır. Ama dönün Gelişmiş ülkelerdeki Amerika, Avrupa, Fransa, İtalya neyse 100-150 yıllık firmalar görürsünüz. Gidin Avrasya tarafına, Asya tarafına 500 yıllık firmalar görürsünüz. Açık söylüyorum 580 yıllık ben firma gördüm Japonya'da kökleri devam eden. Fransa'da 350 yıllık firma var. Hala şu anda Türkiye'de üretimini yapan Fransız kökenli bir firma 350 yıl. E bakıyorsunuz büyük işletmelere, yani hepimizin bildiği büyük markalar, Dünya Bankaları markaları hepsi uzun süreli olan işletmeler. E bunun içinde bir yönetme modeli çıkıyor ortaya. Benim uğraş alanım o. Yani Türkiye'de hem bu konuda kitaplar yazıyorum hem de uğraşıyorum onlarla düzeltilmek için. Onun içine ne var? İşte sürdürülebilir olamamasının nedenleri aile şirketlerindeki çatışmalar. Aile şirketlerinin aile fertleri arasında büyüdükçe, işletme büyüdükçe yönetim modellerindeki farklılaşmalar o şirketleri yoruyor. Şöyle yoruyor. Yani çocuklar geliyor, devreye giriyor. Onlar evleniyor, onların çocukları devreye giriyor. Şimdi Türkiye mesela üçüncü kuşakla yönetilen şirketlere sahip oldu. Birinci, ikinci kuşak geldi. Üçüncü kuşak devreye girdi. Yani 180-90 yaşındakiler gitti. 60-70'lerle devam ediyor. 60-70'lerin 30 yaşındaki çocukları şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde üçüncü kuşağa geçtik. Şimdi bu yeni kuşak zaten ciddi bir şekilde farklılaştırmak isteyen kuşak. Bu kuşak sizlerin yaş grubu. Yani hani Z kuşağı, Y kuşağı falan dediğimiz hep tabiri yeni çocuklar çok farklı. Bir şeyler yapmaya çalışırken, daha fazla para kazanmaya çalışırken hata da yapabiliyorlar. Bu sefer hı hı. babalar o hataları engellemek için korkular içine giriyorlar. E Türkiye dinamikleri her dakika değişebilen bir ülke. Çok enteresan bir gün bakanlar kurulu bir kararname açıyorlar, şirketinizi etkiler. Bir yasaklama çıkar veya bir gevşeklik çıkar, şirket etkilenir. Şimdi babalar bunlardan korkar, çocuklar bunlardan korkmaz ama o korkuyla yaşarlar. Dolayısıyla yürütürken yürütme ve yasama yürütme organlarında işletmelerde büyük problemlerle karşılaşılıyor. Yani orada istihdamdaki eleman, insan, teknik adam yetiştirme konusunda adam bulamıyor. Bakın Türkiye'nin en büyük problemlerden biri şu anda ara insan yok. Evet teknik adam yok. Yani evinizdeki elektriğe bir şey olsa elektrikçi bulamıyorsunuz. Bulduğunuz zaman sizden yüksek ücret istiyor ama yeteneği ve kalitesi, yetkinliği de tartışılıyor bulduğunuz adamın. Belki sizde gidiyorsunuz. O yüzden cihazı... siz yapıyorsunuz. cihazı bozuyor belki. <laughs> cihazı bozuyor belki. Yani bilemiyorsunuz onu. Geliyor çünkü ben yetkiliyim diyor. Yetkili servislerde zaten insanlar yeni sistemlerde şuraya geldiler. Teknik adam yok, değiştiren adam var al bu parçayı buraya tak Dört tane vide var onu çıkaracağım bunu buraya takacağım. tamirci yok ve dolayısıyla bu yetkinliklerin azaltması işletmeleri de zora sokuyor nitelikli adam çalıştıramıyorlar şimdi nitelikli adam geçen ara geçen programda cumhurbaşkanı ile Konu Yani nitelikli adam eksiğimiz var dedi neden neden ama e işte dedim ben de güldüm neden Hı -hı. çünkü meslek okullarına gereken önem verilmedi e, çırak yetiştiremedik al kalfalık çıraklık kanunu var bizde uygulanmaz Gitmez. E şimdi bir de internet gelince Tamamen. genç kuşak dedi ki ben buradan girerim, borsadan para kazanırım. Ben buraya girerim, bitcoin'den bilmem neden para kazanırım. Ben girerim, 3 tane mal satarım şuraları, önde bilgisayar, ayaklarımızı uzatırım. Senin bana vereceğin 30 bin liralık ücreti ben oturduğum yerden kazanabilirim. Kazandı da ama sürdürebilir mi? Hayır. Bu sefer ne oldu? Tembelleşen bir kesim çıkmaya başladı. Gerçekten. Çok evet. kötüye gidiyor. Bütün dünyada bu var. Bütün dünyanın sıkıntısı bu. Üstüne de bir de yapay zekayı getirdiler mi? Şimdi adam tez hazırlayacak, koşacak üniversitede uğraşacak. Uğraşmıyor, giriyor buraya. İlgili bedellerini ödüyor veya bir program oluyor. Programın üzerinden tembelleşerek oturduğu yerde yazıyor, çiziyor, getiriyor, teslim ediyor. Gelişir mi bu insan? Hayır. Ama gelişmez. Yani siz işletmede ustabaşını nasıl geliştirirsiniz? Öğrete öğrete, atölyeden başlar. İşte boyaneci ise boyaneden başlar. Yani. Tornacı ise torna makinesinden başlar. Meslek okulundan başlar. Yürür gider. E, dünyada gelişmiş ülkelere bakın. Bir tanesi zaten e, yani Almanya hakikaten meslek okulları ile ve bu sanatkarlarla büyümüş bir toplumdur. Bugün sanayisine bakın. Tercih ediyoruz. Hala. Made in Germany yazanı alıyoruz. Doğru. Neden? E, bakın aynı önemi Çin yapıyor şu anda. Çin teknik adam yetiştiriyor. Tekstil fabrikası mı kuracak? Bütün elemanlarını Fransa'ya modacı olarak yetiştirdi. Lisan öğretti ve getirdi. Makinacı mı? Makine firmalarına götürdü yetiştirdi. Ben gördüm Türkiye'de de var. Mobilya sektöründe mesela Çin çok ileridir. Dünyanın en büyük mobilya üreticisi. Hı hı. Yıllar evveldi. Bizim mobilya kentimiz vardır Türkiye'de İnegöl. Bursa'nın İnegöl mobilya üreticileri vardır. Otelde kaldığımda ee, yan masada oturan üç tane çekik gözlü arkadaş gördüm. Kahvaltı yapıyorlar herhalde dedim iş için gelmişlerdir. Baktım bir şeyle garsonlarla Türkçe konuşuyorlar iyi kötü. Ben de müdahil oldum. Ya neredesiniz siz dedim Çinliyim dedi. Niye geldiniz? Dedi. çalışıyoruz fabrikada dediler. Hangi fabrikada çalışıyoruz? İşte Ahmet'in fabrikasında çalışıyoruz işçi olarak. Ya Çin'den buraya işçi olarak. Evet bizi firmamız gönderdi buraya. Ben burada iş öğreniyorum dedi adam açıkçası biraz İngilizce biraz Türkçe falan işi öğreniyorum dedi. Şimdi bu, bu, bu nedir biliyor musunuz? İleriye dönük olarak bir ülkenin yüzyıllık hedeflerini koymak demektir. Kesinlikle. E ne oluyor bu sefer? Adam yetiştiriyorsunuz siz. Alıyorsunuz onu. O yetişmiş iş gücünü kendi ülkenizdeki fabrikaya koyup ustabaşı veya diğer adamı yetiştiriyorsunuz. Ahmet su problem burada. Yani Türkiye'nin ana sorunları buralara doğru gitti artık ve ciddi bir şekilde açılamayacak vaziyete geliyor. Ben firma sahipleriyle görüşürüm. Eleman bulamıyorum diyor. Ara eleman yok. Evet. Şoför bulamıyorum kamyona diyor. Tıra şoför bulamıyorum diyor. E başka? E şeyi bulamıyorum diyor. İşte makine dairesinde veya fabrikanın işte orada çalışacak makine başında CNC tezgahının operatörünü bulamıyorum diyor. Dozer operatörü bulamıyorsun. Bakın bulamıyorsunuz. bugün <laughs> hakikaten çok büyük paralar geliyor. Geçen gün diyor ki adam ya ben emekliyim diyor. Emekli oldum. Kaynak operatörüydüm. Kaynakçıydım. Şimdi 150 bin lira maaş alıyorum diyor. Evet. İstedim verdiler diyor. Evde oturuyordum. Emekliydim. 60 yaşına geldim. Kaynak yapıyorum diyor. Dinlenecektim diyor. <laughs> Dinlenme. Bırakmadılar. Aldılar beni diyor. Ya şaka yapmıyorum bu rakamları. Ve bizzat da sorguluyorum. Yani mesela şöyle bir örnek. Yani şirketlerin devamı çok önemlidir. Mesela bugün gurme sektöründe, aşçılık sektöründe iyi bir aşçı İyi para kazanır Türkiye'de. Hem turizmde, hem otellerde, hem şirketlerde evet. yemek yapan büyük yemek firmalarında. Bakın bir meslek. Ama burada tembellik yapmayacaksınız, uğraşacaksınız. Yani çalışacaksınız. Hani para yok, çalışamıyorum, ben bulamıyorum, tembelim, açım falan demenin anlamı yok. Meslek hı hı. olduğu zaman başarıya gidiyor. Bakın şirketlerin en büyük problemi o. Mali verileri ayrı, mali durumda yönetimsel problemleri var işletmeler. Bir tanesi aile şirketleri. Ahmet, ikincisi şey, yani sürdürülebilir iş anlayışında devamlı bu adam kalacak mı? Biz ona işten giriş çıkış oranı İngilizce'de turnover deriz. O kadar fazla ki. Giriyor, 30 bin lira maaş veriyorsunuz, 5 bin lira bile fazla verdiği zaman gidiyor. Sizin bütün işinizle beraber gidiyor oraya. Öğrettiklerinizle evet. gidiyor. Rakibe gidiyor. E kaçırmamak için ne yapacaksınız? O adama 50 vereceksiniz. E, 50 verdiğiniz zaman sizin bütçeniz zorlanıyor. Ben de iş, iş sahiplerine şunu söylüyorum. Şuradan da söylüyorum. 10 tane kötü adam veya niteliksiz adam çalıştıracağınıza 5 tane nitelikli adam çalıştırın. Diğer 5'inin %50 maaşını o 5 kişiye verin. %50 de siz kar edeceksiniz öbür maaşından. O ödediğiniz maaşlardan. Yani %50 maaş tasarrufu yapacaksınız. 5 evet. adam tasarrufu yapacaksınız. 5 adamı da mutlu edeceksiniz orada. Bu formülü uygulayın başarılı olacaksınız. Şimdi şu. Adam bulamıyoruz. Yok adam var. Adamı bulacaksınız, arayacaksınız. Adamı yetiştireceksiniz, eğiteceksiniz. Hı hı. Sözleşmesini ona göre yapacaksınız, verim vereceksiniz ve onu mümkün olduğu kadar oraya aidiyet hissi olan bir anlama getirmeniz lazım. E adamı alıyorsunuz, Çamaroğlu'na çevirip dövürüyorsanız gidiyor. Bunu sanki yurt dışındaki e, yani yurt dışı demişim. Diğer ülkeler daha iyi beceremiyor mu hocam? Beceriyor. Yani geçen bir arkadaşla evet. tanıştım işte. Şimdi, e, şu Akkuyu Nükleer Santrali'nde hmm. çalışıyor. Nükleer mühendis. Mesela Rusya'da eğitim görmüş. Evet. Rusya'da eğitim gördüğü için belli bir sözleşme, belli bir anlaşması var. 10 yılı yanlış hatırlamıyorsam 10 on yıl, 15 on yıl boyunca biliyorsunuz Akkuyu zaten ortak yapıldığı için oraya gidiyor orada çalışıyor diyor ki ben buradan çıkarsam şu kadar bedel ödemek zorunda kalacağım o yüzden çıkamıyorum zaten maaşımı Sözleşme, da iyi veriyorlar maaşı da iyi diyor zaten maaşımı da iyi veriyorlar iyi diyor. veriyorlar yani belki diyor başka bir yerde daha fazla da alabilirim ama şu an maaşım gayet iyi ee, ve sözleşmeye tabi tutuldu ve beni yetiştirdiler diyor orada. yani Bakın e, gidin diyorum ben arkadaşlara beysen. diyorum ki bak Anadolu'da çok iş imkanları var. İlla büyük kentlerde çalışmak zorunda değilsiniz. Anadolu'da teknik adam bulamıyorlar. Evet. Eleman bulamıyorlar. Nitelikli adam yok. O kadar rahat yaşıyor ki Anadolu'daki insanlar. Ere belirli bir maaş seviyesine gelince akşam altta çıkıp evine gidiyor. Evet. Meyvesini, kirezini, sebzesini kolay yiyor. Rahat ilişkiler içinde ve da çocuğuyla vakit geçiriyor. Sen niye büyük şehirlerde uğraşıp duruyorsun, sıkıntı çekiyorsun? Gidin Anadolu'ya. Adam diyor ki iş bulamıyorum. Bakın bana hala bu yaşımda hocam gel buraya idare et diyen işletmeler var. Anadolu'da. Hocam gel şuraya yerleş buraya diyenler var. Ya, tamam benden geçti ama diğer arkadaşlar mühendisti, şeydi, teknik adamdı. O taraflarda ciddi gelir elde edecek. Hatta Gelir düzeyini bırakın, tasarruf yapabilecek maaşları var. Oralara doğru gittiğiniz zaman yönlendirmelerle çok farklı şekilde para kazanıyorsunuz. Çoluğunuzu çocuğunuzla rahat okutuyorsunuz. Bakın burada kolej parası, örnek veriyorum. 100 lira ise orada 40 lira kolej evet. parası. Aynı kolej, aynı marka. Ha, eğitime, aynı eğitim alıyor ve çocuk çok daha iyi ders çalışıyor. Sokağa çıkıp oyun oynayabiliyor. Salıyor. Zamanı var çocuğun. Yani o kırsalda yaşayabiliyor. En azından siz... Belki biraz temiz havayla daha rahat edebiliyorsunuz. Şimdi şirket evet doğru. Bugün sürdürülebilir iş anlayışında bizim yaptığımız şey hatalı çoğu zaman. Benden sonra tufan denilen ben öleceğim. Benden sonra ne olursa olsun dediğiniz bir olayda Türkiye işte sürdürülebilir olmadığından marka yaratamıyor dünya markası. Bakın bir tane. Kuyruğu dolaşıyor Türk Hava Yolları. Dünya markası. O da dünyanın spor şeylerinde en büyük etkinliklerinde kendi ismini vurarak ve uçarak bütün havaalanlarında e, Turkish Airlines diye markayı koydu. Dünya markası. Ama sanayi kesiminde yok. Maalesef. Sanayi kesim. Maalesef sanayi kesiminde dünya markası bulamıyoruz. Gidiyorsunuz uzak doğuya 8-10 tane sayıyorlar. Avrupa'ya gidiyorsunuz, Amerika'ya gidiyorsunuz sayıyorlar. Ömür. Neden biliyor musunuz? İşte sırf bu sürdürülebilir iş anlayışı olmadığında. Ama ben hep söylüyorum. Yani şirketlerin 3 sacaya modelini... Hepimizin uygulaması lazım. Biri karlılık, biri büyüme, biri de sürdürülebilirliktir. Bu üç tane kavramı beslemeniz lazım altında. Peki hocam. Ee, girişim nasıl olmalı diye soruyoruz. Işte. Herkes girişimci olmaya çalışıyor. Evet yeni nesil evet. gençlere evet. de bir... E... Ne der? Bu konu olsun, üzerinde önümüzdeki haftalara da devam edeceğiz. Girişim nasıl Hı -hı. olmalı? Şimdi girişim hakikaten insanların e, hep özlem duyduğu, kendi işim olsun ben kazanayım dediği bir noktadır. E, benim de sevdiğim bu tutur girişimcilik. Yani kendinizi bir yere doğru adapte eder, yeni buluşlarla yeni şeylere gidersiniz. Fikirlerin ortaya çıkmasıdır girişimcilik. Türkiye bu konuda bir takım e, sivil toplum kuruluşları ve Devletin aldığı uygulamalarla girişimciliği arttırmaya çalışmıştır. Örneğin Koskep, teşvikler gibi şeyler, girişimcilere destek kredisi vererek bir takım şeyler yapmaya çalışmıştır. Bak, yapmıştır demiyor, yapmaya çalışmıştır. Ama bu iki taraflı bir problem. Evet. Bir devletin denetimsizliğinden kaynaklanıyor. İşte yapmaya çalışmıştır. İkincisi halkın ahlaksızlığından kaynaklanıyor. Yapmaya çalışmıştır. Bir süreç Ama oluyor. yerini bulmadığının şeyler sonuçlarını görüyorum. Evet Şimdi girişimcilik insanı ileriye dönük olarak geliştiren bir konudur. Yani ferdin önce kendini fark etmesi lazım. Ben bir şey yapabilir miyim? Onu fark ettiği zaman ha ben ne yapabilirim dediği zaman o ne yapabilirim dediği şeyin rüyasını gördükten sonra girişimcilik oluyor insanlarda. Ve girişimcilik bugün şöyle bir hesap yapın. Bugün 50 bin lira maaş alın siz. 12 Hı -hı. ayda ne eder? 50 bin lira. 100 bin lira maaş alın. 1 milyon 200 bin lira eder. Maaş. Yüksek bir maaşınız var. 1 milyon 200 bin lira yıllık bir ücretiniz olur sizin. Net cebinize kalanı söylüyorum ben. 1 milyon 200 bin lira net cebinizde durur mu? Durmaz. Durmaz. Bunun yarısını yiyeceksiniz. Yani 500 bin lira, 600 bin lirası sizin genel gider yaşamınıza göre o 100 bin liralık maaşa göre bitecektir. Ve çok büyük para değil. Yani yıllık hiçbir şey yemeseniz ki mümkün değil. 1 milyon 200 bin lirayla ev alamayacaksınız. Öyle mi? Doğrudur. Araba da alamayacaksınız belki 1 milyon 200 bin lirayla. Ama hiçbir şey yememeden, mümkün değil o da olmayacağına göre o <laughs> 1-200'ü çoluğunuzla çoluğunuzla harcayacaksınız. Maaştan bahsediyorum. Maaşı. E peki bu artar mı? Artmaz. Artmayacağına göre, arttıramayacağınıza göre. Yani para kazanıp bir şey yapamaz. O zaman insanlar ne düşünüyor? Girişimci olayım, bir şey yapayım. Bugün öyle bir duruma geldi ki çok araştırma yapma imkanınız var. Yani internet denilen olayda, bilgisayar önünüzde ise şu cihazlar... Giriyorsunuz, oradan bir şey yazıyorsunuz, bir takım şeyler çıkıyor ve dünyada neler olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki bu kolay değil, kolay bir şey değil. Yani ben bunu yaparım dediğiniz noktaya da gelebiliyor girişimcilik. Ancak girişimcilik bir araştırma, geliştirme ve inceleme gerektir. Yani araştırmadığınız bir olayı sonucuna doğru gittiğinizde aldanırsınız. Mesela bugün yazılım sektörü de bir girişimciliktir. İyi yazılım yaparsanız o yazılımlarla, bir yere doğru kendinizi götürebilirsiniz ve para kazanırsınız. Türkiye'de çok olmuştur o sektör. Şu anda bilişim sektörü, oyun yazmak ve işte yazılımları gelişmek üzere hem şey tarafı, donanım tarafı hem yazılım tarafı ciddi şekilde gelişiyor. Evet. Ancak gelin iş hayatına. Ben bir dükkan açayım dediğiniz zaman dükkan açmanın şartları var. O şartlara uyum sağlamanız gerekiyor. Bugün Türkiye'de malum iş yerleri kiralarından tutun da Sonuçta oradan alışveriş edecek insanların tutum ve davranışına göre girişimimizi ayarlamanız gerekiyor. O girişimi siz ayarlayamazsanız, o girişimi siz yönetemezseniz ve o girişimin sonuçlarında da neler olacağını tahmin edemezseniz girişimimiz fiyaskoyla sonuçlanabilir. Evet. Hatta çok basit anlamda e, şuraya bir dükkan açalım diye başlarlar. Çünkü ben okumadım. Bizim çocuk bir şey yapsın diye Hadi bir bakkal dükkanı. Eskinin girişimciliği oydu en büyük girişimciliği. Şimdi yavaş yavaş ölüyor. Bitiyor büyük marketlerle. Bir şeyler açılırdı. Al sat diye yapılırdı. Pazarda başlanırdı. Çünkü alırdınız bir liraya. Yine o dönem bu dönemde de yok. Satarsınız 2 liraya. %100 para kazanırsınız. Bir de bakarsınız ki gün günü karşılar, ay ayı karşılar, yıl yılı karşılar. Kocaman paralar kazanırsınız. Sonra bir bakarsınız ki sanayici olmuşsunuz. Ancak bu bir bilimsel bir durumdur. Yani girişimcilik yaptığınızda her şeyin gerekçelerini iyi tasarlamanız gerekiyor. İyi tasarlamadığınız bir girişim fiyaskoyla sonuçlanır. İyi düşünmediğiniz, iyi planlamadığınız, sonuçlarını tahmin edemediğiniz, sadece öngörülerle birilerinin görüşleriyle yaptığınız girişimin başarılı olması mümkün değil. Girişim inceleyerek yapacağınız, imal edeceğiniz veyahut alıp satacağınız bir ürünün o bölgedeki gidiş şartlarıyla satış şartlarıyla veyahut edinme şartlarıyla direkt bağlantılıdır. Örnek veriyorum ben bir yerden mal alıp satacağım. Nereden mal alıp satacağım? E, kiraz alıp satacağım. Tamam benim işim kiraz. Gidiyorum kiraz bahçelerinde satın almayı yapıyorum. Bunun bütün şartlarını gözetmeniz gerekiyor. Bir nakliye dahil. Ya satacağınız dükkan dahil, hal dahil çürümesi dahil, depolaması dahil bütün şartları düşüneceksiniz. E peki ben bunu yapamam dediğiniz zaman o zaman pazardan başlayayım ben bu işe öğrenmeye. Limon satayım derler, e limon satarak öğrenirsiniz bir takım şeyleri. Oradan bir ticaret yapmaya çalışın. Bakın bugün tüccarın büyük bir bölümü büyük bir bölümü bu konuda yetişmemiş, sadece el yordamı ile gelişen insanlardır. Kendi cesaretleriyle girişimler yapmışlardır veya yapacak çaresi yoktur. Yani bizler gibi üniversite tahsili okuyup da bir bürokrat veyahut bir iş adamı veyahut bir danışman olma şeylerini, fırsatlarını bulamamışlardır. Ben de zaman geldi yaptım girişimciliği. Kolay değildir. Yani bir dükkanı idare etmek çok kolay bir iş değildir. Her türlü dış etkileri açıksınız. Eleman bulursunuz bulamazsınız. Hadi biz bir kebapçı açalım diyorsunuz. Kebapçı açıyorsunuz. Çok güzel buluyoruz. <laughs> Birini ortak alıyoruz ve batıyoruz sonuçta. Benim bir arkadaşım bir kitap yazmış. Çok güzeldi. Hadi ortak gel batalım kitabı. <laughs> çok güzel bir kitaptı o. Çok nefis yazmıştı. Çünkü ortaklıkların Türkiye'de sonucunda yazılı olmayan kuralların, yazılı olmayan kuralların işlemesi çok ilginç ve şiddete dönüyor. Yazılı da yapılamıyor. Hadi gel yapalım dediklerinizde de, hadi gel şuraya bir şey yapalım. Bu bir girişimcilik değil. Evet. Girişimcilik esas ve kuralları belirlenmiş, tasarlanmış, bazı değerleri kanıtlanmış, bu değerlerin üzerinden sistemsel olarak kayıplar kazançları görülmüş şekilde düşünülmesi gereken bir iştir. Evet. Ha girişimci cesurdur Ahmet. Girişimci cesurdur. Girişimcilik cesaret ister. O cesareti kendinizde bulup atarsınız kendinizi ortaya. Ancak sonuçları ağır olacağını da bilmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum babanızın 500 bin lira parası var bugün için. Ki bugün girişime her deyip başlayacağınız zaman ilk başlangıçta bu vardır. Yani bugün küçük bir dükkan açmaya kalktığınız zaman, çok küçük bir dükkan açmaya kalktığınız zaman, ben bir tane ofis tutayım dediğiniz anda 100 bin lira paranız gidiyor. Direkt. Kirası, aidatı, interneti, elektriği, suyu, vergiydi, muhasebeydi, oydu buydu derken, bir de bakıyorsunuz 101'in paranız gitti. Şimdi bugün bir dükkan açmaya kalktığınız zaman ne yapacağınızın çok önemi var. Ve bunu vadeli aldığınızda ve bunu banka kredisiyle aldığınızda başınız derde girmiş demek. Ben giderim bir bankadan 500 bin lira kredi alırım. Onunla mal alıp satarım. Bunu yaparım dediğiniz zaman bir, o işi iyi bilmeniz gerekiyor. İki, o işin yönetimsel modellerini iyi tasarlamanız gerekiyor. Üç, ekipmanınızı doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Eğer ekipman doğru yönlendirilmemişse çalışan makina ve diğer ürünler sizin işiniz fiyaskodur. Artı bitmiyor. Bölgesel analiz geliyor bölgesel analizi çok güzel yapmazlar. Bizde girişimcilik nasıl oluyor biliyor musun? Hadi ortak gel batalım oluyor. Hadi gel Ahmet senle beraber bir şey yapalım diyorlar. Çok açık ve net. Başarılı olanlar yok mu? Var. Hocam ben böyle geldim. Allah yardım etti diyor. Allah yardım etti sana da ancak sen de şunu yaptın, çalıştın. Bir takım koşturma evet hocam diyor. E çalışmadan olur muydu? Olmazdı. Peki ortağın çalıştı mı? O da çalıştı. Veya sen tek başına tırnağımla toprağa kazıdın ben bu işi yaptım dediğin zaman hem girişimcilik hem yöneticilik gelecek peşinden. Sonra büyüyorsunuz. Sanayi tesisi haline geliyorsunuz. O küçük işletmelere baktığınız zaman Ahmet aile şirketlerine çocuklarınız devreye giriyor. Konuşmamızın başına geldik. Ondan sonra ailesel sorunlar çıkmaya evet. Oluyor. Baba iki oğul çalışır. Çok güzel hiçbir sorun olmaz. Tamam mı? Büyürsünüz. Çocukları evlendireceksiniz. Girişimcisiniz. Yaptınız, aldınız, bir dükkan açtınız. Çocukları da yetiştirdiniz. Okuldan mezun oldular, yanına geldiler. İkisi de evlendi. Eşleri devreye girecek. Eşleri devreye girdiği zaman yaptığınız bütün harcamalar çarpı iki. Evet. Öyle mi? Hı -hı. Çarpı dört o çocuğa veriyor. Eşleri de devreye girecek. Her birinin isteklerini de karşılaması gelecek. Aile şirketleri. Aile şirketleri devreye girdiği zaman ailenin diğer bütün fertleri de sistemin içine dahil olmaya başladığı zaman problem çıkıyor. Bir de şu var. Girişimci önce küçük işletmeyi yönetir. Büyüdükçe yönetmek için profesyonel danışmanlık ve hizmet ister. Eğer bunu alamazsa çuvallaması kaçınılmaz oluyor. Türkiye'nin en büyük hatasını söyleyeyim size. Benim gördüğüm. İşletmelerimiz küçük küçük büyüdüler Türkiye'de. Evet. 100 Yüzyıllık Cumhuriyet'te. Sonra biz organize sanayi bölgelerini geliştirdik. Organize sanayi bölgelerine attık o insanları. Küçük esnaf olanlar, atölye olanlar. Küçük makine parçası üretiyordu. Hadi gel organizede güzel bir arıza var. Şartlar da güzel. Sen oradan bir arsa al dedik. Aldı. Gitti organize sanayi bölgesinde. Kendi 150-200 metrekare çalıştığı yerden 600 metrekareye çıktı. Şimdi tamam şartlar güzel. O zamanın şartları da güzeldi. Hadi bunu geliştirelim. 3 makine alalım. Nasıl alalım? Alırız, ithalat yaparız, yaparız, leasing yaparız, şartlar var. Bankadan kredi alırız, kredi maliyetleri güzel alırız. Müşteri de var yaptığınız üründe. Tamam, bak burada bir sorun yok. Geniştik. Şimdi 3 kişi çalışıyorduk, 30 kişi lazım bize. 30 tane adam lazım. Tamam, büyüdük mü? Evet. 3 kişinin derdiyle uğraşırken 30 kişinin sıkıntıları başladı. Ne lazım bunlara? İyi bir muhasebe sistemi, iyi takip sistemi. Başladı masraflar geldi 30 kişi. 30 tane problemli. Her sabah oraya giriyor. Herkes problem mi diyeceksiniz şimdi dinleyenler diyor hocam herkes problemli. Bizim hepimiz kafamızda bir sorun. 30 kişiyse 30 sorun orada. İçeri giriyor bunlar her gün. Dışarı çıkıyor akşam. Her gün bir tanesinde bir sorun çıksa bir sorun. Uğraşacaksınız. Büyüyeceksiniz. İki makine daha alayım diyorsunuz. Büyüyorsunuz. 60 kişiye çıkıyor. Şimdi siz Ahmet Tali olarak, Sinan Bayraktar olarak. Üç kişiyi yönetebiliyordunuz. On kişiye çıktı, yönetebiliyordunuz. Yirmi kişiye çıktı, e eh hadi bakalım bunları da idare ederim, kontrol ederim. Tamam mı? Sayı arttı. Yönetebilir misiniz? Zorlanırsınız. Zorlandığınız zaman ipler elinizden kaçar, tepinmeye başlarsınız ve faul yapmaya başlarsınız. Bu sefer <laughs> yorgunluklar başlar, yaş geçer, o faullerin sayısı artar, kırmızı kartı yersiniz. Şimdi olan o Türkiye'de 10 kişilik yönetmiş olan kişilere bu yıllarca al sen 300 kişiyi yönetlendiği zaman çuvallat. Yapamazsınız mümkün değil bunu ben de yapamadım. Yapamazsınız. Çünkü onun bir tekniği vardır, onun paylaşımı vardır. Onun departmanları ekipleşmesi vardır oranın. Ekipleşirseniz yönetirsiniz. Bakın bu stüdyoda, şu televizyon kanalında herkesin bir görevi var değil mi? Evet hocam. Başlangıçta küçük bir olarak kurduğunuz zaman Artık kameramanı orada, şeyi orada. Yönetim modellerine girirsiniz ve yetkinliklerini arttırır, eğitim görürsünüz. Eğitim yaparsınız. Bu adamlar yetişir burada. Sizi beslemeye çalışırlar. Sayıları arttıkça yönetim zorlaşır. Her birinin bir derdi çıkacak. Her birinin bir maaşı çıkacak. Her birinin farklı problemleri çıkacak. Yetmeyecek. O adam diyecek ki benim yanıma bir adam işi büyütüyorsunuz. Ben az şey yapamıyorum. Ya Hiç teknoloji değil, yazılıma yani. yatırım yapacaksınız. Otomasyon yapacaksınız. Para alacaksınız. Ya da Yeni adamlar alacaksın. E çok adam aldıkça kargaşa başlayacak. E şimdi ben üç kişiyi yönetiyordum. Ya 300 kişi oldu bunlar. Ben patron oldum. Ne güzel ya. Elimi bir kaldırıyorum. Herkes emrimde. Şoförüm var, arabam var. Ama dert büyüdü. Dert büyüyünce sıkıntı büyüdü. Türkiye'de oldu. Sonra sendika girdi devreye. İşçiler ayaklandılar. İşte 12 Eylül ihtilaller, bilmem neler geldi. O dönem öyleydi. Büyüyeni yönetmek zordur. Bakın bugün büyüdükçe yönetim zorlaşır. Hayvanı küçük alırsınız, büyütürsünüz, buzak olur, buzak oldu, düve olur, düveden danaya gider, danayı yakalayamazsınız artık. Öyle mi? Doğru. Güçlendi. Eskiden ben şeyle çekiyordunuz, bağlıyordunuz onu kaza. Şimdi yürümeye başladı. Hadi bakalım güç fazlandı. E büyük kural yönetilmeyen güç güç değildir. Sizin değildir. Yönetemediğiniz zaman bu sefer arızalar başlıyor Ahmet. Evet. en hocam. büyük problemlerin başında Türkiye'de bu geliyor. Yani yönetim modelleri. Şimdi dönüyorum gelişmiş ülkelerdeki yönetim modellerine baktığım zaman ki son kitabım oydu hep bahsediyorum. Orada şunu gördüm ben. İçlerine girdim. İçlerine girdiğim zaman yönetimsel modellerde profesyonel yöneticilerle ilgili şeyleri karşılanmak suretiyle giderleri karşılanmak suretiyle ve mutlu edilmek suretiyle nitelikli adamlarla çok ileri yerlere gidiyorlar. Hı. Bugün CEO işte CFO falan dediğiniz zaman bu tabirleri Buralar o işletmeleri büyük yerlere getiriyor. Bakın Türkiye'deki büyük işletmelerin başında çok değerli, yetenekli insanlar oturur, belirli ücret alırlar. O ücretin karşılığında o işletmeleri çok farklı yerlere taşırlar. İnceleyin, insanlar inceleyince onları göreceksiniz. Peki hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olasınız, Güzel bir program oldu. Evet, bu konuları Verim konuşmakta yarar oldu. var. Çünkü topluma bu tip mesajları vermek istiyoruz. Yani bir yerde geliştirici, eğitici mesajları verirsek daha iyi bir noktaya gidersiniz. Evet. Ve ekonomi ortada. Her şey var. <laughs> yani var veya yok. Bu şartlarla yaşayacağız biz. Bu şartlar evet. gelişecek. Biz iyiliği tasavvur ediyoruz. Tahayyül ediyoruz. İyi olsun. Ancak bu iyiliği olmanın sebeplerinde 2-3 tane maddeyi de unutmamamız gerekiyor. Çalışmak. 3 tane maddeyi sarıyorum. Çalışmak, çalışmak. Peki. Bu üç madde devreye girecek. Peki hocam. Ağzınıza evet. sağlık tekrardan. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olasınız. Evet değerli izleyiciler, Ekonomik Boyut programının sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.